Sen bizim evdeydin. Babamla konuştun. Ben her şeyi duydum. Sen anlaşma yaptın babamla. Kemal için Derya'yı öldüreceksiniz. Yeter adın artık şunları. Sen kimi atıyorsun be? Hadi gel at bakalım. Hocam ne oluyor? Ali ameliyatı durdurmamız lazım. Neden hocam? Yoksa annen ölecek. Ne diyorsun lan sen? He? Ne saçmalıyorsun? Bu ameliyat annen için riskli. Eğer devam ederse ölecek. Nasıl ya? Böyle işte. Ne? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Ala siradim müstakim. Tenzilel azizirrahim. Litunzira kavmen ma unzira aba. أهم فيهم غافلون لقد حق القول على إكسريهم فيهم لا يؤمنون إلا Hazırlama aşağıları. Geliyorum birazdan. Sağ olun Lütfü ablacığım. Amin, amin canım. Allah kabul etsin. Ay, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Allah kabul etsin. Üşümeyin, üşümeyin. Okul var. Hasta olmayın. Osman amca, zahmet oldu. Allah razı olsun abla. Allah razı olsun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ali! Ay! Derya! Ay! Ay şöyle bir şey. Gel buraya, gel. Ay bu kalabalık ne? Ya Mevlüt okutalım dedik ya sen ameliyattan sağ salim çıkınca. Bunu yaptık işte. Of, kaza bela eksik olmuyor ki başımızdan. Ben gerçi kurşun da döktürelim dedim ama bunlar istemedi işte. Bak. Ne istemedin?
Anne. Ha? Ne oldu? Ya niye açmıyorsun telefonları öldük meraktan? Bir şey içerideydik o yüzden. Merhaba. Ne oldu? Halloldu mu? Nedir sonuç? Ne oldu? Yani işte saatlerdir emniyetteydik. Sorguladılar. Şimdilik atlattık sayılabilir yani. Ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Bitmiyor mu bu kabus? Bu kabus bitmiyor mu? Kabustan kastın ne çok anlamadım ama işte aklı evvelin biri bizi gitmiş, polise şikayet etmiş. Yani neymiş efendim, biz ameliyat yüzünden evlenmişmişiz. Saçmalık işte yani. Acaba hangi aklı evvel? Ben miyim? Ben olmadığıma göre. Ne olacak peki şimdi? Ne olacak oğlum? İşler iyice sarpa sardı. Yani çok istememe rağmen bir süre daha boşanamıyorum. Ki öyle bir niyetimiz de yok. Hani çünkü biz daha yeni evlendik ve severek evlendik. Allah hepinizi nasip etsin gerçekten. Allah hepinize bizimki gibi bir aşk nasip etsin. Ben çok seviyorum karımı. Bıraksana şu elimi. Bırak şu elimi ya. Bıraksana. Allah Allah. Numara yapmamıza gerek yok. Herkes her şeyi biliyor burada. Herkes her şeyi biliyor derken neyi biliyor ya? Yani herkes diyor. Senin kendin için yaptığını, kendini ne kadar sevdiğini biliyor diyor. Hı. Herkes biliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Bravo. Yani gerçekten bravo Derya'cığım. Bizim zaten tutuklanmamış olmamız bir mucize bugüne kadar. Yani gerçekten bravo. Bravo sana Derya. Sana da oğlum bravo. Tebrik ediyorum gerçekten yani. İnanılır ya. Hani ailemizin bir sırrı kalacaktı bu anlaşmalı evlilik? Kenan Bey zaten bu insanlar bizim ailemiz. Hı. O zaman sana kötü bir haberim var oğlum. Ailenin içinde bir hain var. Aa bak ya Allah. Hayırdır ya, ne hainliğimiz gördünüz Kenan Bey? Kesseniz bu ekipten laf çıkmaz Kenan Bey. Tabii. Aynen. Aynen. Ayrıca bu sadece senin işine yaradığı için bence başka kimseyi suçlama Kenan. Sen ne ima ediyorsun gene acaba? Anladın benim ne ima ettim. Anladın. Hani ne anladım ne? Anlamadıysan anlatayım. Sen Derya ile boşanmamak için her türlü topa girersin. Yalnız benim her girdiğim top gol olur. Senin gibi her seferinde direkt pişak diye dönmez. Ya sana kalsa Derya'yı öldürecektim değil mi ben ameliyatta? Görüşleriniz elbette hepimiz için çok kıymetli. Ancak gerekeni yapmışsınız zaten Cem Hocam. Derya Hanım'ın kullandığı ilaçları kesince yaptırmış olduğumuz yeni tahliller burada. Buyurun. Sonuçları da Kenan Bey'in özel ricasıyla sizin dışınızda 3 ayrı meslektaşınız inceledi. O raporlar da burada Derya Hanım. Buyurun. Hayati risk geçireceğiniz herhangi bir operasyonda olabilecek orandan fazla değil. Risk her zaman vardır Derya Hanım. Ancak bizim görüşümüz korkulacak bir tablo olmadığı yönünde. No problem. You're gonna be all right. Tahlilleriniz artık gayet iyi. Karar senin. Ya ben seni hiçbir şey için zorlayacak değilim Derya. Bir vurduğunda gol olsun be. Bir vurduğunda gol olsun. Vefa'yı Kenan öldürdü. Cemre'yi Kenan öldürdü. Derya'yı öldürmeye teşebbüs et. Yeter ya. Pes ya. Yeter yani. Ben mazlum bir başına bir adamım yani. Yeter. Yeter. Olacak iş değil ya. Ya hiç kimseden hiçbir şey beklemiyorum ama yani bari en azından bir insan, bir kişi bir pişmanlığını bir dile getirse, bir özür. Ben senden her şeyi beklediğim için Kenancığım, kusura bakma, özür dileyemeyeceğim. Bu kadın benim çocuğumun anası. Ben senin gibi daha dün tanımadım onu. 16 yıldan beri unutamamışım ben onu. Ben mi öldüreceğim Derya'yı? Senin aklın buna basıyor mu? Ya bir bırak. Bir bırak, senin kendi çocuğun ağzından çıkanlara inanmıyorsan bir bıraksana ya. Ne inanmıyor be? Ay yeter. Yeter. Ne olur yeter. Tek kelime daha edecekseniz gidin bu evden. Yeter ya, içime vurdu. Kapı. Benden canavar çıkmıyor maalesef. O yüzden çok zorlamayın. Ben de senin gibi, sizin gibi
Bir insan evladıyım, kabulleneceksiniz artık. Günaydın. Merhaba canım. Annem, bir bu kadar da araba da var. Daha fazla hatta. Kardeşine yardım et hadi. Hadi çocuğum. Ne oluyor oğlum? Annemiz babamız tutuklanmasın diye biraz daha aile taklidi yapacakmışız. Bu sefer de yatıya geldik Ali'cim. İzninle. Ben bunları alıyorum. Arabada da devamı var. Hadi. Hadi alırsın sen de. Toplarsın. Ne yakalım çıkar. Hadi aslanım. Hadi koçum. Geniş aile toplanmış. Bana da yer açın, oraya geleyim ben. Ben, bu valizler ne oğlum? Eşyalarımız. Önder Bey'cim izin verirseniz bir süreliğine deryalara taşınıyoruz biz. Yani Derya'nın bizim eve gelmediği için. Biz de işte mecburen. Öyle. Hay, ne haber? Ben bir Ali'ye bakayım. Ara. Hadi bize kalkalım. Biz oturalım mı Zeyno ile madem? Ha? Öyle mi yapalım? Yani aynı yere gidiyoruz yani. Hiç bize gel falan diyen yok. Benim bir lafımın bir önemi var mı senin için? Büyük mü var mı? Var Bilal. Ne kadar? Tabii ki var. Kader abla, Kader abla haydi. Haydi. Haydi Zeyno. İnsanların huzurunu kaçırmayalım. Haydi. Ben bozuyorum huzuru, ben bozuyorum. Ya senin ara hazır. Haydi. Haydi. Ha, huzur bul. Sen de mi kalksın acaba Önder? Kenan zorlama beni. Beni zorlama Kenan. Ama mecbur bırakıyorsun, zorlamayacağım da sen mecbur bırakıyorsun. Şey rica edeceğim yalnız. Şu bizim küçük aile sırrımız ki artık ne kadar sır onu da bilemiyorum. Buradaki bilen insan kadar onların arasında kalırsa çok sevinirim, çok mutlu olurum. Aslında bir kişi daha biliyor. Kim? Vay ne bir keder ama artık... Yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay çileli başım. Ortasında kışın. İyice beter. Bu kim şimdi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ona be. Asıl size ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Kız ne oldu sana? İyi misin? İyiyim. O ne ölüyorsun da battaniye? Elinde ne var senin? Çay içiyorum abi. Anladım. Azal yapmamış. Gidelim. Bir dakika, bir dakika. Azal'ın yapmadığı nereden belli? Anlatayım. Eğer Hazal yapmış olsaydı şu an bu bilgiyi paraya çevirmiş olurdu. Eğer bu bilgiyi paraya çevirmiş olsaydı bu halde olmazdı. Tamam. Ben kapatıyorum. Hazal. Bizimkiler sen mi ihbar ettin? Sizinkiler? Anam. Babam. Ha, o mesele. Aa, şu sahte evlilik işi falan anladım. Ne oldu? Ha? Tutuklandılar mı? Olsun, olsun. Ay Ali, Derya Hanım Kenan amcadan ciğeri için ne kadar aldı? Ha? Değdi mi ciğerini sattığına?
Ya yanlış anlamayın gerçekten. Eğer çok paraysa ben de niyetimi bozabilirim herhalde. Dal. Geç. Çabuk. Yorgana paketle, yorgana sar. Ya nereye koyacağız bu kadar eşyayı Önder? Nereye koyacağız? Yani söylüyorum, ısrar ediyorum. Benim evime yerleşecek, hiç böyle bir sıkıntımız kalmayacak. Hayır, Önderciğim. Çünkü bu iş uzayacak belli yani. Belki aylarca, belki yıllarca. Bir arada yaşamak zorunda kalacağız hani. Hani Allah korusun, maazallah sonunda hapislik var yani. Sen ihbar ettin değil mi polise? Söyle. Aynı koğuşa atacaklarını bilsem yapardım vallahi. Harika fikir. Tabii rahat geldi Derya ile aynı evde yaşamak. Tabii rahat olacak. Biraz şey olursa. Önderciğim. Gider misin soyunacağım? Hayır, hala bekliyor ya. Burası Derya'nın evi. Sen benim muhatabım değilsin. Ancak Derya git derse giderim. Gitmezsen soyunuyorum bak. İndiriyorum bak. Göreceklerinden ben sorumlu değilim. Ne yapıyorsun sen ya ulu ortağı? Ne yapacak? Yine böyle ergen ergen davranıyor. Ne yapacak ki başka? Mahremim yok ya benim bu evde. Yes. Bir saygın yok yani. Senin zaten nasıl... Özür dilerim. Senin zaten nasıl bir mahremin olabilir Derya'nın evinde? Bak gidiyorsan gidiyorsa gitmiyorsa indiriyorum bak. Ya özür dilerim. Sen gelsene benimle 2 dakika bir dışarı. Ne yapacaksın ergen diyordun bana. Dövecek misin beni dışarıda? Ay yeter. Toparla üstünü başını sen de. Delireceğim artık. Ay yeter ya gerçekten. Ya canımla mı uğraşayım, çocuklarla mı uğraşayım, sizinle mi uğraşayım? Halim yok halim, yorgunum ben. Affedersin. Haklısın Derya'cığım, özür dilerim. Kusura bakma. Önder gider misin lütfen? Derya git derse giderim demiştin. Hatırlatıyorum. Hatırlıyorum zaten. Deyit, biz seninle dışarıda bir 2 dakika konuşabilir miyiz acaba? Gel. Şimdi son zamanlarda üst üste çok şeyler yaşadın. Anlıyorum. Sen de artık. Ama yani neden aramızda bu kadar mesafe var? Neden bana soğuk davranıyorsun? Onu çözebilmiş değilim. Tamam gitmeye kalkıştım orada bir hata yaptım. Tamam onu kabul ediyorum. Ama ben de insanım. Ben de hata yapabilirim bazen. Yani sence bu ceza biraz fazla olmadı mı artık ya? Beni neden affetmiyorsun önce? Affet artık beni lütfen. Mesele gitmeye kalkman değil ki. Mesele ne o zaman? Mesele... Hadi git artık git. Geç kaldın. Ya bir anlatır mısın bana mesele ne o zaman lütfen? Ya bak şuna Allah Allah. Gecikeceğim desene. Buralarda fazla bile oyalandın. Ya. Kime geç kalacağım? Nereye geç kalacağım ya? Görüşürüz hadi. Efendim Nesrin. Efendim car arıyorsun. Belli ki meşgulüm açamıyorum telefonu. De. Hayvan herif. Ya yok. Ya ben kimseyi polise falan şikayet etmedim diyorum size. Birine bir şey söyledin mi peki? Ay hayır, söylemedim. Niye söylemedin? Normalde söylersin. Bak bu hareketin de çok şüpheli. Ya sabahtan beri ne söylesem size zaten şüpheli geliyor. Ya görmüyor musunuz? Ayrılık acısı çekiyorum ben şu anda. Ne senin baban, ne de senin annen benim hiç umurumda değil. Ege'nin benden ayrılması çok koydu bana. Oy. Bana göre daha çok parasızlık koymuş gibi Hazal. O da var. Evet. Ama para yok. Param yok. Arkadaş yok. Ege'de yok. Sen bence bu denklemdeki arkadaş çıkar. Ya beni rahat bırakın ya. Ben gerçekten... Ya benim derdim bana yetiyor. Beni rahat bırakın ya. Ben ikna oldum. Ben net ikna oldum. Çünkü benim tanıdığım Hazal polise falan gitmezdi. Direkt gider babamdan parayı cukkalardı. O kadar. İkna oldum ben. Ay hayır ya. Ne oluyor kız? Ne oluyor? Ya aptalım ben. Zeyno, aklıma bile gelmedi ya. Yemin ederim kafam çalışmıyor artık benim. Bilirim. Aşk insanın IQ'sunu düşürüyor. Berk,
Berk. Şimdi babandan istesen verir mi bana para? Ha? Dudağını çok koydu şu an. Bence biz gidelim. Hadi. Bence de. Uğraşmayalım. Ne hali varsa görürüz. Ali! Annen cinin için ne kadar aldı? Berk! Berk, bir dahaki ne lazım olursa bana gelin, ne olur. Şey hazırsa götüreyim ben, vereyim yemekleri. Hazır. Derya'ya söyle soğutmadan yesinler. Sen de hemen gel. Yani sana da ayırdım. Yersin. Sen beni bekleme ya. Ben tokum. Afiyet olsun. Bilal. Ben yarın doktordan randevu aldım. Yani bebeği aldırmak için. Bilgin olsun. Ben bir şey soracağım sana ya. Benden iyi baba olmaz diye mi sen istemeyen çocuğu benden? Bakamaz mı diye. İşi gücüne ki. Altında kalır mı diye. Bana güvenmediğinden mi istemiyorsun sen çocuğu? Gel bunun seninle ilgisi yok. Madem benimle ilgisi yok benim, niye bu kadar gücüme gidiyor kadar? Vallahi ben inanmıyorum bu kıza. Oscar'lık oyuncu, ağlıyor zırlıyor ama bu iş onun başının altından çıkıp gelmiş. Ya tamam Ali, artık olan oldu yani. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra yapabileceğiniz tek şey bu inceleme bitene kadar çok dikkat etmek. Bu niye bize geliyor ya? Hayırdır Berk? Hı? Hayırdır Berk? Bir süre sizdeyim yani. Ne yapayım oğlum, eve gitsem babam kızacak. Size gitsem annenle babam birbirlerine yiyorlardır şimdi. Ne yapayım ben, gideyim şu kaldırımda mı oturayım yani? Soğuk. Soğuk taş, soğuk çarpar. Yani bir süre katlanacaksın Ali'cim. Sabredeceksin. Böyle. Ali, sahildeki kafeye mi gitsek? Çay kahve bir şey içersek. Olur, gidelim. Vallahi uyar bana. Öyle yapalım. Güzel, güzel fikir mi abi? Olmaz, bana uymaz. Bana uymaz. Sana hiç uymaz. Tamam? Israr ediyorum, uyar. Vallahi uyar. Çok iyi fikir. Sana niye uymuyor? Ne işin var? Ne işin var? Ya Önder Hoca spor akademisyen bir koca tutmuş kondisyon çalışmam için. Geç kaldım. Ona gitmem lazım. Ya kardeş, senin kondisyona ihtiyacın mı var? Kurban olduğum ya. Senin her yerin kondisyon ya. Fışkırıyor ya. Kral golcüm, gel buraya. Araya girmek gibi olmasın. Ama girdin şu anda. O zaman hazır girmişken devam edeyim. Şimdi bu Avrupa'dan gelen yetenek avcıları Ali'nin yeteneğini avladıklarında ya da Ali'yi avladıklarında Avrupa'ya götürecekler, yurt dışına götürecekler. Nereye götürecekler seni? İnşallah. Ama senin ağzından ilk defa bal damlıyor ya. Vallahi bal damlıyor ya. Ya inşallah o yetenek avcıları benim kardeşim avlarlar da götürürler yurt dışına, hayatı kurtulur inşallah ya Rabbim. Amin. İnşallah. Amin. Oğlum ben aşırı gaza geldim ha. Ben gidiyorum o zaman. Git. Git. Hadi seni seviyorum. Allah'a emanet olun. Hadi git. Bizi? Yavaş. Yavaş, yavaş. Bak nasıl kondisyonunuz. Hemen geldim. Oğlum. Semen. Öksün be. Ya. Bu yanak boş kaldı. Seviyorum seni. Ben de seni seviyorum kardeşim. Allah'tan çok sevmiyorum, yoksa zaten gidiyor oluşu beni perişan ederdi. Çok kötü olurdum. Ay, yıkılırdım ya. Ağla ağla helak olurdum. Ciğerim çıkardı. Düş. O kim kız? Kimse değil ya. Ne yapıyorsun şimdi? Ben eve gidiyorum. İyi hadi ben seni bırakayım. Hiç gerek yok. Gerçekten. Görüşürüz. Oğlum sen ne olsun istiyorsun lan? He? Ne gibi? Ercan dayak mı istiyor? Hı? Ya bak konu nasıl yeni dayağa geldi mi anlamadım ya. Öyle ben senin hareketlerin, tepkilerini görünce böyle kinetik enerjim, statik enerjim hep doluyor. O yüzden hep kavgayla düşünüyorum. Nasılsın Zeyno'cum? Günlerdir telefonlarımı açmıyorsun. Alınmaya başlayacağım artık. Sana bir şey söylemek için geldim. Hayatında Çağrı yani benim oğlum olduğu sürece benden kaçamayacağının farkındasın değil mi? Çünkü bir anne oğlu paket gibi düşün. Hani oğlunu alana
Annesi bedava. Siz benden ne istiyorsunuz Nesrin Hanım? Akıllı davranmanı istiyorum Zeyn Hocam. Ha gerçi bunca zaman Çağrı'ya bir şey söylemediğine göre... onu üzmek istemeyecek kadar... ya da beni kendine düşman etmek istemeyecek kadar... akıllı bir kız olduğunu düşünüyorum. Yani umarım öylesindir. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz şimdi? Oğlumu kaybetmemek için neleri göze aldığımı kulaklarınla duydun. Yerinde olsam söylediklerimi boş tehdit olarak değil de gayet ciddiye alırdım. Ben Çağrı'ya bir şey söylemedim. Çünkü fırsatım olmadı henüz. Yani olur da söylemeye fırsatın olursa. Tam da o anda aklından şunu geçir. Çağrı'yı annesinden babası bile koparamamışken sence... kız arkadaşı olarak sen mi koparacaksın? Sizin derdiniz Çağrı değil ki. Siz Çağrı'yı kullanıyorsunuz. Siz oğlunuzu sırf Önder Hoca'yı yeniden elde etmek için kullanıyorsunuz. Ben Önder'i seviyorum evet. Ama bir o kadar da oğlumu seviyorum. Ben ailem için mücadele veriyorum küçük hanım. Ve ailemin bütünlüğünü bozacak herhangi bir şey... ya da herhangi birinin de gözünün yaşına bakmadan harcarım. Buna oğlumun bu çok sevdiği kız arkadaşı da dahil. Şimdi, başta söylediğim gibi sen çok akıllı bir kızsın Zeyno. Ne yapacağını da, ne yapmayacağını da bence çok iyi biliyorsun. O yüzden bence oğlumla benim arama girme. Sakın. Bu da benim sana ilk ve son uyarım. Tamam? Hadi görüşürüz. Ki. Allah Allah ya. Bırakayım seni. Ege'ye gidiyorum zaten yolumun üstü. Atayım. Yok yok gerek yok. Ben şimdi bir tane bulurum taksi. Bulamazsın. Yani normalde bulamazsın. Şu an hiç bulamazsın. Bu saat değişim saati. Ya tamam Berk. Sana ne? Ben bulurum. Giderim kendim. Allah Allah. Ya ne oluyor ya? Hani arkadaştık biz. Hani işte ben duygusuz, umutsuz değil misin demedin mi ya? Hala öyle değilsin. Böyle olması gerekiyor. He. Okey. Ali izin vermiyor. Anladım. Ben kimseden izin almam. Ya evet benim tanıdığım Mavi için doğru. O zaman arkadaş olmak istemiyorsun. Ali'yi bahane ediyorsun. Doğru mu? Berk, bak ben Ali'yi çok seviyorum, tamam? O yüzden onun üzülmesini istemiyorum. Yani kendi rızamla, kendi isteğimle seninle arama böyle bir mesafe koymaya karar verdim. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Ali ortada da yok, top peşinde. Zaten gözüne seni de beni görüyor. Zaten hedef de şu an yurt dışına gidip seni de bırakmak. Neyse ya, Ali yok. Bırakayım işte seni. İşte sen böylesin Berk. Bu yüzden senden ne kardeş ne arkadaş oluyor. Hep böyle sürekli insanlara laf sokuyorsun, sürekli iğneliyorsun. Ali haklı ya, gerçekten sen bir şans hak etmiyorsun. Hayır, olduğum kişi için sizden özür dilemeyeceğim Mavi Hanım, kusura bakmayın. Ben buyum. Buyum ya. Buyum. Ben ailem için mücadele veriyorum küçük hanım. Ve ailemin bütünlüğünü bozacak herhangi bir şey... ya da herhangi birinin de gözünün yaşına bakmadan harcarım. Bence oğlumla benim arama girme. Sakın. Bu da benim sana ilk ve son uyarım. Tamam? Ay. Merhaba Çağrı. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın Zeyno'cum? Şu an bayramlaşıyor muyuz biz? Ne alaka? Sen iyi misin? İyiyim, sen? Yok, yok bir sorun var. Ben geliyorum. Yok, 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 yok. Gelme şey... ya evde durumlar biraz gergin. Bilal abiyle annemin arası bozuk gibi. Bozuk derken şimdi ne kadar bozuk? Hani böyle tamir edilecek gibi mi yoksa... hurdacılık mı? Yoksa bu esprimden daha mı kötü?
Ha şöyle ya, şöyle güldüğünü göreyim. Gülüşünü bile özlemişim ya. Ben seni çok özledim, niye görüşmüyoruz? Ben de seni çok özledim. Tamam o zaman ben geleyim. Ya da sen gelsen daha iyi aslında. Benim bir tık yardımına ihtiyacım var. Ne konuda? Ya biz galiba anneme biraz fazla umut verdik. Derya ablayla Kenan amcanın da muhabbeti çıkınca... ben şu an nasıl toparlasam, kadına ne desem bilmiyorum. Bence direkt söyle ya. Koskoca kadın zaten. Annen senin düşündüğün kadar çaresiz birisi değil. Bir saniye, bu ne demek şimdi? Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle bir tane. Çağrı, kuzum. Baban gelecek birazdan, bana mutfakta yardım eder misin? Sen Zeyno'yla mı konuşuyorsun? Pardon. Zeyno, nasılsın? Kuzum, gelmiyorsun, gitmiyorsun. Bana bak, vallahi benim oğlumu üzersen, ihmal edersen külahları değişirsin. Abartma sen. Abartırım. Ay kusura bakma, anneyim ben ya. Benim paşamı mutlu edeni el üstünde taşırım, mutsuz edene de hesabını sorarım. Paşam nereden çıktı şimdi, ben anlamadım. Senin için Hürrem Sultan mı kaçtı? Ne bu anne, o saçmalığı falan? Ya ne yapıyorsun sen şu anda? Prova yapıyorum oğlum. Hani yarın öbür gün sen evlendiğin zaman falan benim gelinim eğer oğlumu üzerse falan diye ben de altta kalmayayım diye. Ay şaka yapıyorum ya. Kuzum sen bozulmadın değil mi? Yok ben alınmadım. Anladım sizin ne demek istediğinizi. Bak Zeyno anlamış. Akıllı kız o. Anlar. Şakadan da anlar, ciddiyetten de. Değil mi kuzum? Şey benim annem sesleniyor şimdi, kapatmam lazım. Ben seni arayacağım Çağrı. Tamam mı? Resmen tehdit ediyor kadın beni ya. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Bu neydi şimdi? Biraz saçma olmadı mı sence anne? Ay Çağrı. Şaka yaptım ya, amma abarttın. Ay kız arkadaşınız da pek kıymetliymiş yani. Hayır, demek benim onunla yarın öbür gün böyle ciddi ciddi bir problem mi olsa... sen hemen gidip onu tutacaksın. Yani ben bu söylediğinden onu anlıyorum çünkü. Aşk olsun. Bundan bunu mu çıkarıyorsun gerçekten? Ya ben ıkınıyorum, sıkınıyorum ama hiçbir şekilde bundan bunu çıkaramıyorum. Sen ciddi misin? Yaşarız görürüz ya. Yaşarız görürüz. Sen iyi misin ya? Değilim Çağrı. Ben hiç iyi değilim oğlum. Derya Hanım'la Kenan'ın neden evlendiğini duydum. Boşanacaklarını da duydum. Dolayısıyla ben iyi falan değilim. Anne ben özür dilerim. Çok pardon. Bir an için olsun çok umutlanmıştım biliyor musun? Sen, ben, baban böyle yeniden bir aile olabiliriz diye ama... ne kadar aptalım ya. Ya ben bunun böyle olacağını bilmiyordum. Yemin ederim bunun böyle olacağını bilseydim asla böyle bir şeye girişmezdim. Yok yok kuzum, lütfen. Senin hiçbir suçun yok. Tamam. Ayrıca ben sana zaten teşekkür ederim. Senin sayende çok güzel birkaç gün yaşadım. Şöyle gülümse birazcık ya. Nasıl? Gülsene birazcık. Ya dur tamam. Sen benim için üzülme tamam mı? Ben kocaman kadın mıyım? Bakarım başımın çaresine. Benim artık burada kalmak için bir sebebim kalmadığına göre evime gideceğim. O yüzden son birkaç akşam yemeğimizin tadını çıkaralım olur mu? Galiba şu zaman senin beni gülümsetmeye çalıştığın zaman kıtımlıklı bir şey. Serseri. Beni suçladılar. Ya tehdit ettiler bir de. Neymiş? Kenan amcayla Derya Hanım'ı ben şikayet etmişim polise. Ya ben yapmadım diyorum. Hala sen yaptın diyorlar bana ya. Sen mi yaptın peki? Ben mi yaptım sence Ege? Bilemiyorum Hazalcığım. Açıkçası yapmamışsındır diyemiyorum ben de. Sen de inanmıyorsun yani. Herkes gibi sen de inanmıyorsun artık bana. Hazal ben sana hiçbir zaman inanamadım ki zaten. Denedim ama sen her seferinde... Neyse.
Ne duymak istiyorsun? Niye çağırdın beni buraya? Ben sadece bana inanan, güvenen birisiyle dertleşmek için. Üzgünüm. Ama ben de güvenmiyorum sana Azal. Yalan söyleyemeyeceğim. Kusura bakma. Ya Ege. Ege oturur musun bir lütfen ya? Tamam. Hadi oturdum. Ege. Ya ben değişmeye çalışıyorum, görmüyor musun? Senin istediğin gibi olmaya. Ya senin yanında görmek istediğin sevgili olmaya çalışıyorum. Yani çabalıyorum en azından, farkında değil misin? Değişmeye çalışıyorum. Gerçekten. Fark etmiyor musun? Farkındayım Azalcığım. Ama ben senden nasıl olmadığın biri olmanı isteyebilirim ki? Sevmiyor musun beni? Seviyorum. Her şeye rağmen seviyorum. Ama... Ama ne? Ya sevgi yetmiyor mu sana Ege? Sana yetiyor mu? Hı? Ben parasız olsam, tozlu yakadan biri olsam mesela, sadece sevmekle kalacak mıydın yanımda? Değil mi? Sağ ol. Cevabımı aldım ben seni. Arabanı da al giderken. Madem yanımda yoksun, hiçbir şeyin kalmasın yanımda, al götür. Kimseye ihtiyacım yok. Kendime yeterim ben yani. Emin misin? Eminim Ege. Fikrimi değiştirmeden gider misin lütfen, hadi. Peki. Bir dakika ya. Ay arabayı niye verdim ben? Ay arabayı verdim, arabayı verdim. Kızım salak mısınız? Of arabayı. Herkese selam. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor bu ya? Bir sessiz olun ya. Bir durun. Aa. Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok özel bir şey paylaşacağım. Ben bir karar aldım. An itibariyle bugün kendim için yeni bir sayfa açıyorum. Kendim için yepyeni bir gün bugün. Evet, sizinle çok özel bir bilgi paylaşacağım bu yüzden. Ama öncelikle lütfen kanalıma abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Evet, harika. Gelelim asıl meseleye. Artık hayatıma tek başıma devam ediyorum. Yanlış duymadınız. Parasız. Cebinizde 5 kuruş para yokken ve arkadaşsız nasıl hayatta kalınır adlı yeni videolarım için takipte kalın. Hatta video serimin sonunda da hayallerindeki spor arabasını satan kız diye bir kitap bile yazabilirim. Ama tabii bunun için bir spor arabam olması gerekiyor değil mi? Bu da sizin sayenizde olabilir değil mi? Hadi bakalım sevgili takipçilerim, güzel fanlarım, beğenileri görelim. Lütfen siz beni yalnız bırakmayın, olur mu? Öpündünüz. Ne? Oho! 3 tane yapacaksınız bundan. Gevşemeyin hadi, son 2. Hocam koşsak daha değil mi? Yarışmanın para ödülünü düşün. Kazandığımız ödülünü düşün. Mantıklı. Hadi mantıklı, para. Heh. Harika bir fikir geldi Arap'tan. Koşuyoruz. Yarım saha 50 tur. Of lan Arap, hiçbir halin çekilmiyor ya. Hadi. 50 tur hadi. Hadi. Hocam, istiyorsanız 100 yapın ya. Koşarız ya. Ali ne kadar istekli, baksanıza. O öyledir, bir şeyi istiyorsa asla pes etmez. Orası öyle de fena taktı turnuvaya, yüzünü göremez olduk. Ya işte garibanların kurtuluş umudu. Ne yapacaksın yani? Ya buradan sıyıracaklar ya da mahallede baba mesleğine devam. Yani memurluk bile vallahi hayal bunlara. Ne diyorsun sen be? Herkes senin gibi öyle holdinglerin içine doğmuyor canım. Ne diyeyim Zeyno, haklı.
Evet. Amma duyar kastınız ya. Berk, Berk bir bak bana. Ha. Kabul et. Senin rahatlığın soyadından ve babandan geliyor. Ali bu ayrıcalığı yok sayıyor. Aranızdaki fark bu. Anlatabildim mi? Bence sen de azıcık koş. Koşarak başla. Hı? Hadi. Değişime. Aslanım benim. Aslanım benim. Hadi. Gel oğlum. Ali. Şahane. Ali dursan eve. Konuşalım. Söyle. Şu geçen olanlarla ilgili. He. Şu mesele diyorsun. Ya ben özür dilerim. Ben bu mevzuları bilmiyordum o yüzden. Ama biliyorsun sen de aynı tepkiyi verirdin yerimde olsan. Haklısın. Sen az bile yaptın ha. Ama özür dilemen gereken kişi ben değilim annem. Tamam, hallederim onu. Hadi iyi bakalım. Hadi görüşürüz. Dur ya dur. Barıştık mı? Küsmüş müydük oğlum? Ali! Maçta sana tam destek. Eyvallah! Bunu da hallettik. Güzel. Öder, iyi misin sen? Ha bir sorunun mu var? Gözlerim böyle dolu dolu bakıyor. Bebeğe bir şey mi oldu? Bebekle mi ilgili? Yok. Bebekle ilgili değil mi? E neyle ilgili? Benimle ilgili. Seninle mi ilgili? Ne, neyin var ki senin yani? Bebeğe bir şey olmadıysa ne oldu, ne? Bebekle ilgili değil. Çünkü bebek yok. Bebek yok Derya. Ben hamile değilim. Nasıl? Bir dakika. Neden? Hayır. Sen hamile değil miydin? Değildin. Değildim. Bilal? Söyledin mi? Söylemedim. Bilal bilmiyor. Değilim Derya çünkü. Doktor dedi ki. Ha. Erken menopoz. Benim artık çocuğum olmazmış. Ben bunu Bilal'e nasıl söyleyeceğim? O kadar hevesli ki. Hanımlar, hanımlar. Kahve yapmış. Ellerimle kahve yaptım size. Yani sizin kulak misafiri olduğumda hiçbir şeyden mi haberiniz yok? Elinize yani sağlık. Rica ederim bunların hepsi tarih oldu. Taşıyıcı anne yöntemi var, tüp bebek var, bin türlü yöntem var artık. Taşıyıcı annelik yasak bir kere. Tabii sen yasakları hiç sallamadığın için. Ne olacak ya? Ne olacak yani? Bak kadın hanım senin çok yakın arkadaşın. Onun bende yeri ayrı. Hiç parayı bunu düşünmeyin gerçekten. Sponsor benim ya. Doğru yurt dışına. Hayır yok. Çıkar onu kafandan. Ciddiyim ben ya. Ya. Ciddiyim ben. Senin ciddi olduğunu çok iyi anladım ben. Karışma şu işe. Sen bizi mi dinliyorsun? Ben arkadaşımla özel iki saate bir şey konuşamayacak mıyım? Bardak koyup dinlemedim herhalde. Kahve pişirirken duvarlar ince, ev küçük. Ne yapayım duyuru. Kulağımı mı tıkayım gezeyim evin içinde yani? Ne yapayım? Sen Derya'yı boş ver ya. Dinleme yani onu. Eğer gerçekten istiyorsanız tamam ya. Yok öyle bir şey kadar. Kafandan çıkar. Tek kelime bile etme. Al şunu içeride bir şeyler yap. O Ali'nin odasına falan git. Tamam ya. Ben insanlığımı yaptım. Ötesi sizin bileceğiniz iş. Kenan görüyorum. Şey. Kenan. Bir git. Sustum ya. Yalnız yani kapı dinlemesi falan hiç hoş değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kız bu ne tuhafmış. Ay anlatamam sana. Yaşadıkça görüyorum. Ha, anlaşıldı şimdi Berk'in kime çekti. Hı. Hı. Ucuz numaralı kahve yapmalar filan. Ya kızlar bu çay bayat mı ya? He? Yo. Galiba. Bana normal geldi. Demlenmemiş o zaman. Olabilir. Ne haber? İyi sen. Otursana. Diğer masaya geçelim. Yo otursana oturuyoruz işte. Belki ben baş başa kalmak istiyorum Zeyno. Aşk koktu buralar. Güldürdük kendimize iyi mi? De onlar zaten gülmeye yer arıyor. Ya sen benden kaçıyor musun? Kızlar sizce benden kaçmıyor mu? Yok ne kaçacağım ya? Hayır kaçmıyorum tabii ki. Bak emin misin? Gözlerime bak. Yarın beni seçerlerse ve yurt dışına gidersem o zaman üzülürsün değil mi? Tabii. Güzel sen bana inanmıyor musun? Yani niye inanayım ki? Sen benden vazgeçemezsin.
Ne olaya gel. Gel şuraya bay bay. Aşkım. Ya canını yedim şöyle. Üzerindeki ince değil mi? Kalın giyseydin biraz. Yok yok, içimde eşlik var. Yok yok. Nasıl düşünüyor sevgilisini? Ben de istiyorum ya. Ama Arap senin kadar zeki değil ki yani. Benim sana söylememe gerek yok. Bunu paket yap da bayatlamasın. Sonra olur, gülelim. Olur. Ali yok mu ya? Ali nerede? Nerede Ali, gördün mü? Ali sınıftaydı en son, ben seslendim duymadı yani. Kantinde buluşacaktık güya. Ben bakayım gelin. Yok yok, bakmam. Ben bakarım. Sen öyle bakma ama çok. Da ben bir bakayım ona. Sen bakacaksın. Bakayım bakayım. Anladım, sen çok iyi bakarsın. Mavi en iyi bakan sensin. Kitap okumak istiyor, özel bir sevgili vakti geçirmek istiyor. Neden onları mahremiyetine neyse işte özen göstermiyorsun ya? Müsaadesi, evet yalnızlık müsaadesi etmeyecek. Ay, nasıl çantana da vurursun? Vallahi gelme ya. Vallahi gelme ya. Ne, hiçbir şey istemiyorum ya. Bırak ya. Ali, hani kantinde buluşacaktık? Kim? Ali dedin ya, kantinde buluşuruz, sen git ben geliyorum diye. Olmuş. Sabek var ya, tam Allah'ın belası. Berk, oğlum bak izlesene. Kesinlikle taktik geliştirmemiz lazım buna karşı. Ne yapıyorsun sen, ne izliyorsun? Hangi ya, takım bu? Yarın karşımıza çıkacaklar işte. Şu mesela. Ya biraz fazla abartıyorsun sanki. Oğlum bak izlesene, harbiden çok acayip. Şimdi bak nasıl çalım atacak. Ya onlar benim için biraz çerez ya Ali. Ali. Hı. Alo, orada mısın? Buradayım. Maçtayım. Maçta. Full konsantrasyon. Ali bırak şunu hadi ya. Bir dakika ya. Bak en kritik yer. Gel otur bak. Ya oturacağım. Ya otur. Ben diyorum ki bekler açılıyor. Ben sağdan kaçacağım. Bekler çok öne çıkıyor. Biz aradan paslaşmalarla gireriz. Kalede sensin ha. Okay. Sağlam tutalım. Ben de. Tamam. Sevgili arkadaşlar, sizlerin tercihleri doğrultusunda görsel sanatlar dersimizi oluşturduk. Bugün kare kalemle canlı model çalışacağız. Fakat bana bir gönüllü lazım. Sen çık, sen çık. Ben yaparım hocam. Ya bizim toplumumuz böyle sanata, sanatçı hep bir ön yargılı. Hep yani nasıl diyeyim? Yani değer bilmiyor, kıymet. Ben yaparım. Ben vallahi yaparım. Ya kız Allah Allah. İşte sanattan anladıkları bu işte. Ne olacak ki? Gülüyorlar hep. Yazık. Sevgili yurttaşlarım, bedelli kardeşlerim. Arkadaşlar, genellikle bu tarz işlerde new model dediğimiz bir model var. Çıplak oluyor. Ama bizim toplumsal çerçevelerimizin getirmiş olduğu örf, adet, gelenekler hani bütünüyle. Hani uygun olmadığı, kaçmadığından olayı ben kıyafetlerimi çıkarmadım. Bununla idare edin. Güzel güzel çizin. Yani ki çıkarsam, ya bakın ayakkabım hala yerinde, ki çıkarsam duramazsınız. O yüzden hiç gerek de yok diye düşünüyorum hocam. Ben o yüzden modelliğime devam edeyim. Ya bir sus, bir rahat dur artık. Şemsiyeyi de düzgün tut, indiriyor mu, kaldırıyor mu, ne yapıyorsun? Ne kadar karacaysın ya? Biraz oku ya. Biraz oku biraz. Kültürel oku. Anlamda bir şeyler edin artık. Oku ya. Ya bu şemsiye de kızım ya. Kılıç. Allah Allah, bu da benim savaşmış. Savaş pelenirim. Ben Ares'im bak. Memnun oldum Ares. Çıkışta boş musun? Fırat'ım benim. Sen var ya sen. Aram, sana da çizeyim seni. Sanarsın Picasso. Oğlum bu sınıfta bir tane Picasso var, o da ona bak kız. Hocam modelin fotoğrafını çekip evde resmini çizsek olmaz mı ya? Yok ya, çizmezsin. Buna para çok. Bu ressama gider çizdirir ya. Hocam ben de küçük bir video çekebilir miyim sınıftan? Ana amaçlı. Aynen, kesin ana amaçlıdır hocam. İzin vermeyin, bu ticari emellerine alet edecek. Çekme kız. Kesin hocam, pardon, izin vermeyin. Mavi nerede arkadaşlar? Madem gelmedi, önümüzdeki hafta Mavi olsun modelimiz. Ali, bu vesileyle sen de yapmayın canım. Kızın varlığının farkına varmış olursun.
sen ya? Bu ne? Gelen Hanımlar ya. Sen gelirken bir bardak su getirebilir misin lütfen? Sen benim aklıma mukayyet ol. Kapı! Duyduk! Hayırdır? Yanlış yere mi geldin? Ben bu tavrı hakikaten anlayamıyorum. Gerçekten anlamam mümkün değil. Ama çiçeğimi vereyim ben. Eğer zaten konuşabilsek... Aa, ne kibar adam ya. Bak görüyor musun? Gerçekten hastayız diye çiçek getirmiş ama bize çöp çiçek yasak. Doktor söyledi ya hayatım. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Allah Allah. Yok öyle bir şey. Uyduruyor be. Ya ayakta kaldın. Girsene. Gel salona. Gel Önder. Gel. Terlik. Var biliyorum. Benim terliğim var. Ben bunu biliyorum diyeyim. Ben geç geliyorum. Tamam ben şey yapayım. Sağ ol. Gel. Ya. Sakin sakin. Acele etme. Gel. Gel Önder'cim gel. Gel. Otur şöyle. Ah, gel. Borsaya bakalım biraz ha. Ben borsa falan bakmıyorum Kenan. Sebep niye? Ha. Bozuk mu bu televizyon ya? Bu ne çalışmıyor? Çalışmıyor mu televizyon? Git Ali'nin odasında bilgisayardan seyretsene sen. Çok ayıp şimdi. Evimize misafir gelmiş. O kadar da kaba bir adam değilim ben. Ne zaman aldınız bunu ya? Eski mi bu? Çok mu eski? İlk televizyon. Hatta bunu icat etmişler demişler ki bana da mahsus televizyon. Kenan. Sen acaba bizi biraz yalnız mı bıraksan? Derya ile konuşacaklarımız var da. Vallahi hiçbir yere gidemem ben. Ben hasta adamım. Öyleyse ben yabancı mıyım ben ya? Benim yanımda konuşabilirsiniz. Ben şuraya uzanırım, hiç rahatsız etmem sizi. Şurada televizyonluk biraz oynarım. Ben hiç dinlemem sizi. Takılın siz kafanıza göre. Hadi bakalım. Gel mutfağa gidelim, gel. Mutfağa. Ya Önder. Bir bardak çay demli rica edebilir miyim? Ha şimdi Derya biraz. Hasta yorgun. O yüzden sinir tepesinde zaten şekersiz. Şekersiz çay. Ne oluyor Derya? Nasıl hala sende mi kalıyor? Senin evet. Evinde. Evet. Niye gitmiyor evine? Gidecekti de ben dedim gitme. Ben kal dedim hani. Ha. Ya Almanya'ya giderken ben Çağrı'ya göz kulak ol. Yani o yüzden gitme kal dedim de. Ve konumuz Nesrin mi şimdi? Evet o. Ben gördüm sizi. Siz ne gördün? Ne görmüş olabilirsin ki sen? Bilardo. Sonra sosyal medyasına da baktım. O orada koymuş o resmi. Altına da böyle ilk tanışma günleri, mutluluk falan filan böyle şeyler yazmış. Ne? Ya biz onu... Al bak. Hı. Ya biz Çağrı şeye Bilardo sonu sürpriz olsun diye götürdü bizi ya. Çağrı yüzünden yani. Bak şimdi ya. Benim haberim yok bundan. Şey, ben de ekli olmadığı için Nesrin. Ha, ekli değil ama eski duygular canlanmış bakıyorum. Ya. Sen. Ne oldu, kıskandın mı beni? Yok. Seni ne kıskanacağım be? Allah Allah. Yok belli belli kıskanılmış biraz. Hayır yani şey böyle... Hı. Bu burada kalırken Nesrin sen hangisini diyecek kadar da şey değilim tabii de. Yok şimdi kendine haksızlık etme. Bu burada olmasının bir şeyi var yani bir sebebi var. Ceza almayın diye de. Herhalde. Ama ben seni kıracak üzecek hiçbir şey yapmıyorum ya emin olabilirsin Derya. Yanlış anlaşılmalar acaba bir kenara mı bıraksak? Çünkü bak hayat geçiyor. Yani birbirimize dargınlık nereye kadar? Ben seninle sadece mutlu olmak istiyorum. Gülmek istiyorum, eğlenme güzel şeyler olsun istiyorum yani. Ben de güzel şeyler olsun istiyorum, mutlu olmak istiyorum. O zaman şey desene, seni seviyorum desene bana. Yok ha. Ne yok artık, mesela... seni seviyorum de ya. Böyle burada böyle olur. Ya nerede söyleyeceğiz başka? Yok ben git. Hadi. Ben de seni. Ne, duyarsa da duysun. Kimden neyi saklıyoruz? Nesrin, Nesroş, benim ben. Bana bak,
rahat konuşamıyorum. Son kozunu oyna. İkimiz de kaybetmek üzereyiz. Tamam. Çok uzaklaştım benden Ali ya. Abi alakası yok. Bak sadece maça çok konsantreyim. Bak sana söz veriyorum. Maçtan sonra sadece ikimiz olacağız. Tamam? Tamam peki. En azından bu akşam bir şeyler yapalım. Mesela? Yani bilmiyorum meselasını ama yapalım bir şeyler. Tamam bana uyar. Bir daha bak uzaklaştığın laflarını da söyleme. Uzaklaşma o zaman. Tamam uzaklaşmayacağım tamam. Ben. Uzaklaşma konsantreyim maça konsantreyim. Tamam. Hadi ya. Ya ben de ağzından laf almaya çalışıyorum Maya. İnanmıyorum ya. Ne haber? İyi sen? İyi. Akşam bir şeyler yapalım dedik. Aa evet olabilir değil mi? Ben gelemem. Neden? Annemin yanında olmam lazım. Ailevi meseleler var. Zeyno. Ailevi dedim ya Çağrı anlamıyor musun? Anlamıyorum çünkü garip davranıyorsun. Yani hiçbir şey de anlatmıyorsun. Anlamıyorum şu anda hiçbir şey. Çağrı tamam. Zeyno. Yani siz karar verirseniz ararsınız. Tamam. Tamam siz yapın programınızı biz yürüyelim ya sahne bir konuşalım. Ben aldım bisikletini sen. Tamam dur. Hı. Aldım ben aldım. Hadi görüşürüz. Kader teyze. Senin... Derdin ne? Ne oldu? Ben anlamıyorum niye böyle davranıyorsun? Ben bir şey mi yaptım sana? Ya Zeynep'in bir sorunu var. Ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum da. Son zamanlarda yüzü bayağı sık. Bak ne diyeceğim. Akşam bir şey yapalım dedik ya. Ben mahalleye geleyim. Zeyno'ya gidelim. Belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Tamam. Hı? Hadi. Ay ben telefonumu unuttum Ali. Ben bir alıp geleyim. Tamam. Ya arkanı dönüp gitme. Sen konuşana kadar zil çalarım ki kafanı şişiririm. Bana ne? Gençler. Anne. Merhaba. Siz bir yere mi gidiyordunuz? Senin burada ne işin var ya? Ha, öyle sürpriz yapayım dedim. Anne gülü falan. İyi siz anne, oğul öyle beraber şey yapın. Ben de eve geçerim. Ya Zeyno. Ne Zeyno? Sanki hiç beraber vakit geçirmiyormuşuz gibi. Aa, kırma sevgilini Zeyno'cum. Hadi sen de gel takıl bize. Yok, hadi. Yok. Ben gideyim eve. Size iyi eğlenceler. Peki. Ya neden böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum. Neden ya? Bana kal. Biz de başka zaman yapsak olur mu? Olur. Eve gidelim o zaman. Hadi. 16,5 yaşımda terk edildim ya. 17 olsaydım bari. Dolapımızın kabukları. Ne olmuş? Soymamışsın. Allah Allah. Oğlum ben kendime enerji içi yapıyorum. Tamam. Çok biliyorsan sen yap. Sanki Avrupa şampiyonası en değerli oyuncu falan. Oyuncusu falan. İşine bak. Sus. Sesiniz geliyor. Oğullarım benim. Oğullarım. Vallahi güzel giriyor. Ne güzel aile olduk dünya. Neşeli, eğlenceli, kavga gürültülü ama güzel aile. Bir şey diyeceğim ya, şey mi alsak biz? Maçları izlemek için abone mi olsak? Çok yerleşme bence Kenan. Sen bu evde misafirsin. Ne kadar kısa o kadar makbul. Bizim evdeki aboneliğe adresi buraya alırız. Hı? Hı, afiyet olsun. Biraz, birlikte olsun. Biraz soğudu ama istersen isteyin. Ben hamur yemem bu saatte. Salata? Bak o olur. Hı. Hı. Aslında seni de yememen lazım hamur da. Neyse. Aman baba. Ailede bursu varken kim beni ne yapsın? Bak hiç böyle yapma. Baştan kaybetmeye odaklanma oğlum. Yapma böyle. Allah Allah.
Valla. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Derya ablaya ayıp mı ettim acaba? Bu... Ben mevzuları bilmiyordum. O yüzden... Benim yerim acaba özür mü dilesen? Bak olmaz işte. Eğer sen Derya ablandan özür dilemek zorunda hissediyorsan kendini bunu kendin yapacaksın. Hatta bitir yemeğini ben sana dayayayım. Ben götürürüm seni. Özrünü dilersin. Hayır canım, o nereden çıktı? Benim oğlum özür dilemeyecek. Ay, kabul etmiyorum ben böyle bir şey. Ya keşke duymasaydın. Ama duydum. Ben kabul etmiyorum. Sen özür dilemek istiyor musun oğlum? İstemiyor. Bence bunu tartışma konusu haline getirmeyelim. Ne dersiniz? Tartışma falan yok. Sen özür dilemek istiyor musun? Ay Önder, resmen etkiliyorsun ama çocuğu ya, gerçekten. İnanamıyorum, benim sana artık başka sözüm yok. Anne tamam dur, niye abartıyorsun? Yok ya tamam, tartışacak bir şey yok. Onun kızmaya hakkı da yok zaten. Sen özür dilemek istiyorsan özür dileyeceksin. Tartışma burada bitti. Hadi size afiyet olsun. Yemek yemeyecek mi? Yok Cimcim, siz yiyin. Ben tokum. Hadi. Ne oluyor ya? Oy annem, bırak onları. Hadi gel biraz biz seninle ana kız dertleşelim. Gel. Gel. Ya anneciğim, Bilal abiyi de düşün. Ya ne kadar istiyor, farkında değil misin? Sen evlenirken aklına gelmedi mi böyle olacağı? Geldi. Daha ne? Hem hamile de kaldın. Daha ne istiyorsun? Anlamıyorsunuz Zeynep. Anlamıyorsunuz, yapamam. Ya niye yapamayasın? Annem, canım annem benim, güzel annem. Hem benim bir kardeşim olmasın mı ya? Beraber büyütürüz işte. Hem Bilal abi sana da bana da arabada iş bırakmaz. Çare. Hadi geç kalıyoruz oğlum, hadi. Aman geç kalmayın. Gidin. Ha, Nesrin. Ha. Bu arada sen bir şey paylaşmışsın. Ha. Sosyal medyanda. Evet. Bir dakika, ne paylaşmış? Biz bilardo oynarken bir fotoğraf koymuş. Evet. Onu silsen iyi olur. Aa, niye be? Hatıra o. Yanlış anlayanlar var. Yanlış anlayanlar mı var? Sen beni takip etmiyorsun bile. Aa, anladım. Aa, ay Derya benim stokluyormuş. Zaten benim iznim olmadan koyman hata da. Hı hı, anladım evet. İyi, silerim. Bir de bu arada hazır ben Almanya'ya gitmiyorken diyorum ki acaba. Ha, sen de ufak ok emmek gidiyorsun. Bir dakika ya. Şimdi de ben gitmek istemiyorum. Bu ne ya? İşin düştüğü zaman gel Nesrin. Bittiği zaman git Nesrin. Hayır sen beni açık açık kovuyorsan söyle yani. Estağfurullah, kovmak demeyelim de yani artık. İyi tamam. Bakarız. Sileriz. Bir bakmışsın Nesrin kuş olup gitmiş bir gün. Oh. Tamam. Telefonla konuşuyordum. Aç. Kısacık sürecek. Söz. Tamam. Bak, istemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Özgürsün. Tamam mı? Geç kalma. Merak etme. Elem mi? Ben daha çok. Böyle daha iyi. Böyle kesin daha iyi. Thank you.
Buyurun, ben Berk. Nasıl yardımcı olabilirim? Ali yok mu? Maalesef aradığınız Esmer Kavruk kardeşime şu anda ulaşılamıyor ama... ...bip sesinden sonra mesajınızı bırakınız. İyi tamam, peki öyle olsun. Ali'cim, ben seni Zeyno'larda gelmeni bekliyorum. Tamam. Ben mesajınızı ileteceğim ama dönüş olur mu emin değilim çünkü... ...kendileri şu anda Ronaldo olmak ve başarı basamaklarını hızla çıkmaya çalışmakla meşgul. Yani çok yoğun, çok meşgul, emin değilim dönüş yapar mı? Hay Berk, sana fikrini soran olmadı. Sen mesajımı ilet yeter, tamam? Ben de seni gördüğüme sevindim abicim. Tam da seni düşünüyordum. Ne yapıyorsun oğlum karanlıkta? Telefon mu çaldı? Yok, çalsa kesin duyardım. Nereye yolculuk? Evin önüne antrenman yapmaya çıkıyorum. Gelecek misin? Çok isterdim ama akşam yediğim yemekler midem biraz yaptı. Ben yürüyüşe çıkacağım. Tamam. Ben bakarım kardeşim. Sana karanlıkta iyi oturmalar. Eyvallah. Of of. Federciğim, ah arkadaşım, ben seni anlıyorum. Yani üzülmen çok normal. Ama bak, yani bu saklayabileceğim bir şey değil. Önünde sonunda ortaya çıkar. Yani ben senin yerinde olsam, hani bir an önce konuşmaya çalışırım. Al Bilal'i karşına, anlat bütün derdini. Ne diyeceğim Derya? Ne diyeceğim? Benim artık çocuğum olmuyor. Sen baba olamayacaksın bundan sonra mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Yalnız Kader Hanım çok doğru bir tespitte bulundu. Çünkü erkek adam soyu devam etsin ister yani. Ay sana ne ya? Allah Allah. Sen kendi işinle uğraşsana. Niye her lafın içindesin? Ev küçük. Ne yapayım, elimden geleni yapıyorum. Televizyona da baksam, telefonumla da oynasam. Bir süre sonra ister istemez konuşmaya dahil oluyorsun yani. Ne yapabilirim? Ev küçük. O yüzden diyorum yani, bizim eve taşınma meselesini bir daha mı düşünsen yani acaba? Ay gene açtı konuyu. Ah al işte. Aa. Ben de bunu söylüyordum. Koç. Önder'cim, ben de sen gelmeden az önce bu evde bir şeylerin eksik olduğunu söylüyordum. Seni görünce neyin eksik olduğunu anladım. Anladım ben. Kenan, burası benim evim. İstediğimde de istediğim misafiri ağırlarım, tamam mı? Ayrıca sen de misafirsin, bunu bir hatırla. Tatsızlık çıkarma o yüzden. Önder'cim, gitsenize lütfen. Gel. Hoş geldin Çağrı. Şey yazdım size. Arıca, teşekkürler. Varlığıma alışman beni memnun etti Kenancığım. Yalnız ben o görüntülü diyafon sistemlerini kastettim. Hani var ya, kapıyı biri geldiği zaman eğer beğenmezsen açmayabiliyorsun. İnanılmaz bir özgürlük alanı orası yani. Anne ben gidiyorum. Ali'cim, senin de değerli vaktinden bir parça alacağız. Estağfurullah hocam. Çünkü Çağrı'nın burada olma sebebi en az Derya'yı ilgilendirdiği kadar seni de ilgilendiriyor. Hadi oğlum. Geç hele. Tamam anne. Şey, ben öncelikle iyi olduğunuza çok sevindim. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi miyim? Çok iyiyim. Geliş sebebime gelecek olursak, ben çok özür dilerim Ali ve sizden. Yani sizin Kenan amcayla, bu arada merhaba Kenan amca, durumunuzu bilmiyordum. Bravo ya Önder. Hadi tebrik ederim. Hemen oğluna mı yetiştirdin? Bravo. Bravo ya. Yok, ben Zeyno'dan duydum, babamdan duymadım. Zeyno, oho, Zeyno'dan o duymuş, o kim bilir kime söyleyecek, öyle zincirleme devam eder. Yani sen de hala benden şüphelendiğini söylüyorsun değil mi? Yazıklar olsun. Yani. Ne malum onu şikayet etmediği? Ne şikayeti baba? Ya yok oğlum ya, Kenan amcan her zamanki gibi saçmalıyor, yok bir şey. Ben ama eğer sizi yoracak bir duruma sebep verdiysem çok üzgünüm. Yok. Ya ben aslında sadece bu konuşmayı yapmak istiyordum, içimde kalmasın diye. Eyvallah. Biz zaten konuşup hallettik. O yüzden rahat ol, sıkıntı yapma. Ya benim için hiçbir sorun yok yani. Hatta unuttum bile. Ya siz niye geldiniz ya? Benim hala şüphem var yalnız. Benim de. Yani şimdi Çağrı şikayet etmemiş. Bizimkiler de yapmaz. Hazal desen onunla konuşulmuş zaten, kızı yok demiş. Bilal kessen söylemez. Ben zaten göz göre göre arkadaşım, yani içeri sokacak değilim. Öyle değil mi? Acaba kim şikayet etti?
Ben şöyle düşünüyorum Kader Hanımcığım. Zannediyorum ki bu meseleden bir çıkarı olan. Değil mi? O şikayet etti diyebilirim ama merak etmeyin. Yakın zamanda bulacağız. Bir tane daha? Yok. Ben gideyim artık zaten. Belli Ali gelmeyecek çünkü. Sen gerçekten iyi misin Zeyno? İyiyim. İşte bu evdeki sıkıntıların dışında başka bir şey yok. Yani keşke sana gerçekten inanabilseydim Zeyno ama yalan söyleme konusunda tam bir fiyaskosun. Hatta aramızda kalsın. Duru'dan bile kötüsün. Ben yalan söylemiyorum ki. E tamam o zaman bir şeyler saklıyorsun demek ki. Ama ben anlatman için seni asla zorlamayacağım. Tamam mı? Sadece anlatmaya hazır hissettiğinde burada olduğumu bil. Yalnız değilsin yani. Biliyorum. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Tamam o zaman ben gideyim artık. Hazır sinirim geçmeden Ali'ye uğrasam iyi olacak. İyi ama fazla hırpalama yani. He? Hak etti ama Zeyno. Hak etmedi mi? Yani tek istediğim bana biraz zaman ayırması başka bir şey değil. Bu arada zaman ayırmak demişken... sen de Çağrı'ya biraz zaman ayırsan iyi olacak. Yani çocuk benim gibi yakında isyan bayrağını çekecek benden söylemesi. Yarın okulda maçta görüşürüz. Görüşürüz. Gel bir daha. Oh. Oh. Ay. Çok soğuk. Evet çok soğuk. Eve gidince haber ver. Tamam tamam veririm. Bay bay. Hadi bay. Birileri birilerini beklemekten sıkılmış anlaşılan. Birileri de hala üzerine vazife olmayan konularda yorum yapmaya devam ediyor. Ya evet işte Kenan Yağızoğlu genleri korkarım ki yani korkarım yaşlanınca ona benzeyeceğim. O zaman Berk'cim seni bu korkularınla baş başa bırakmak zorundayım çünkü. Çünkü sinirlisin, ekildin ve eve gidiyorsun. Bu gayet anlaşılır yani bu konuda gayet haklısın bence. Doğru bildin tebrikler. Sonuncusu hariç. Çünkü eve değil, Ali'nin yanına gidiyorum. Hemen revize yapıyorum. Sinirlisin, ekildin ve hesap sormaya gidiyorsun. Bu konuda da çok haklısın. Çünkü kim olsa aynı şeyi yapar. Ha! bu arada ben biraderime anlattım, söyledim yani. Ama büyük ihtimalle onun işte bir kulağından girdi, diğer kulağından... Bir kulağından girmemiş bile olabilir biliyor musun? Böyle sıyırıp geçmiş bile olabilir yani. Ben girip girmediğinden tam emin bile değilim. Öyle diyeyim sana. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Bir dakika. Ortam buna çok müsait. Ve ben bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü ben bunu yapmak için ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Laf sokmak için. Yani benim Keko kardeşim zemini o kadar iyi hazırlıyor ki... benim ekstra çok bir şey yapmama gerek kalmıyor. Mesela şu an seni ekmiş olması gibi. Ben ne yapayım? Bayağı sofrayı kurmuş. Berk. Ha? Şu an gerçekten seninle uğraşamayacağım. Yani çok keyifli bir sohbetti. Evet. Teşekkür ederim. Ama bundan sonraki yoluma sensiz ve sessiz bir şekilde devam etmek istiyorum. Sessizlik konusunda elimden geleni yaparım. Ama bensizlik konusunda bu konuda çok yardımcı olamam. Çünkü aynı eve gidiyoruz. Yani aynı yolun yolcusuyuz Mavi'cim. Evim, güzel evim. Düş önüme de gidelim. Hadi bakalım. Of! O ne öyle ya? Ne biçim şeyler yaptın? Hadi bakalım. Bak çok hızlısın ama. Hey hop. Yavaş. Çarpacak sonra abi yavaş. Çarpacak işte neye zorluyorsun ya. Ah oğlum beni çarpan çarpmış zaten. Şunu bir buz koy da getir. Buz koymayayım. He? Buz koymayayım. Ben Türk kahvesi yapayım sana. Şöyle köpüklü sade güzel he. Böyle fokur fokur içersin sen onu. Oğlum ben iyiyim tamam ya. Vallahi buz getir hadi. Ya ben buz getirmeyeyim şimdi. İyi olacaksın tabii oğlum. Sana karı mı yoksa ben oğlumu kendi ellerimle evlendireceğim. Boşan gitsin. Ya ne diyorsun sen ya? Ne boşanması, ne diyorsun sen? Bebeği aldıracağım diyor. Sen evde tutacak değil ya. Ya Kader ablayı tanımıyormuş gibi ne konuşuyorsunuz? Öyle Allah Allah Kader abla bir şey kızmış belli ki. Hani kızdığı şeyden dolayı da öyle söylemiş. Şimdi kadını tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz Allah Allah.
Oğlum o çoktan kararını vermiş. Bebeğiyle beraber bunu da paketleyecek. E haklı da kadın. Bu yaşına gelmiş, bebesini doğurmuş, yetiştirmiş. E aynı eziyeti yenince çekecek değil ya. Ya ne diyorsun sen ya? Ya ben süs bitkisi miyim? Neyi kim paketliyor ya? Ya benim canım bir şeye sıkılmış olamaz mı? Olamaz mı ya? Benim canım bir şeye sıkılmış olamaz mı ya o evin abi, içinde? Abi o üzüntüsünden ne dediğini bilmiyor değil mi? Üzüntüsünden. E işte üzülmüyorum vallahi. Hak etti. Ben ona vaktiyle kaç kere dedim, oğlum yapma, oğlum etme, oğlum çocuklu karıyla evlenilmez. Hala konuşuyor bu ya. Allah hala konuşuyor. Seni kınan yanında mı? Yanında değil mi? Abi. Ben çıktıktan sonra onu ben gidince yakarsın artık. Abi. Ya ne abi ya, ne abi? Yeter vallahi yeter. Ya bir daha derdini bu eve alıp getireni var ya şu tozu yakanın orta yerinde. La ne öyle? Ya. La çamuru bile kıvama getiriyorsun da testi oluyor. Ya buna ne yapsan adam olmuyor bu ya. Baba olduğu yok. Baba yerine koyup çok lafımı dinledin de sanki. Ya tamam. Sus. Ya benim başım. Sus ya. Allah aşkına sus ya. Sen de sus. Otur şurada bir başın dönmüş zaten. Adamın derdi boyundan büyük. Sen hala ateşli körükten körükten gidiyorsun adama. Allah Allah ya. Onu kapandı. Onu kapandı değil mi? Konuyu kapat. Bak konuyu kapandı, ağzı açılmayacak onun ya. Ya kal sen de şurada benim için otur ya, zıkkımdan ne yapıyorsan yap ya. Oğlum ben öyle zıkkımdan falan diye konuşma lan. Çorap atıyorum bana ya. Tamam lan sıkma canını, gel. Gel oğlum gel. Ne oldu şimdi, 5 dakika oyuncak kızıyor. Vallahi ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Bak senin için kalıyorum burada. Vallahi başkası için değil. Terbiyesizlik diz boyu olmuş ya bu evin içinde. Ne bakıyorsun ya? Ay. Özledim. Ben de. Keşke şu an yanımda olsan. O zaman kapıyı aç. Ne? Aa, nasıl ya? Ya sen var ya harbiden delisin ha. Komiser olunca deliyim. Böyle de gelirim işte. Aslında Ali'ye uğramıştım ama dönerken de sana geleyim dedim. Ali'ye mi uğradın? Derya ablaya bir özür borcum vardı. Onu hallettim. Ama hallettik. Aramız iyi. Ya çok sevindim aranızın düzelmesine. Şimdi aramı düzeltmem gereken bir kişi daha var. Sensin o. Söyle bakayım bugün bana okula ne söyleyecektin? Evet, borular mavi, güzel, boyamışsınız. Ama yani duvarla ve borularla bakışacaksan böyle kalırız. Hatta muhtemelen sen yine konuşmayacaksın. Ben delireceğim. En azından bekleyeceksek soğukta beklemeyelim yani senin açından. Çünkü ben istediğimi alana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Tamam mı? Mavi? Evet Mavi. Tebrik ederim. Kız arkadaşınım ve bir saattir neredeyse senin Zeyno'ya gelmeni bekliyorum. Ben tamamen unutmuşum. Ben de öyle dedim. Tam olarak olmasa da öyle dedim ama. Ha bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Biz yolda karşılaştık ve malum semt küçük. Biliyorsun ufak yani. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi. Bize müsaade edersen. Ha. Tamam. Mavi ben gerçekten çok üzgünüm. Vallahi bak bir an aklımdan çıkmış işte. Ali sen beni unuttun. Ve ben buraya gelmesem eminim ki aklına gelmeyecektim.
Telafi edeceğim ben bunu, söz veriyorum. Benim artık umudum kalmadı. Yapma Mavi. Ya yarınki maç benim için ne kadar önemli biliyorsun. Ya bir gün daha ver bana. İyi peki, tamam. Ama bak sonra bu söylediğin lafta kalmasın, tamam mı? Lütfen. Söz. Tamam. Yarın maça geliyor musun? Geleceğim tabii ki. En önden izleyeceğim. O zaman ben de tüm konceri senin için açacağım. Anlaştık. O zaman ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Taksiye kadar bırakayım. Yok yok, gerek yok. Sen çalış, devam et. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Mavi. Ha? Vur. Su. Vurdum. Hadi dikkat et. Bay bay. Bay bay. Ulan bu maçı kazanmayana bak ya. Hayaller, hayatlar. Ali gider, bu aşk biter. Seçilmen için elimden geleni yapacağım kardeşim. Daha ne kadar bekleyeceğiz böyle? Sen konuşana kadar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sende eşek inadı var ha. Annem şu an burada olsaydı kesin öyle derdi. Sende yok. Ya çağır. Ya Zeyno. Ya ben sana her şeyimi anlatıyorum ya. Anlatmıyor muyum? Mesela annem... Annem ya. Kadın mahvoldu. Yani ben ne yapacağım, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Keşke bu işlere hiç girişmeseydik. Annemle babam ne güzel arkadaş gibiydi. Şimdi annem yine ona aşık. E babam zaten kime aşık biliyorsun. Bak mesela böyle içimi döktüm, gördün mü? Yani olabiliyormuş, yapılabiliyormuş. Ya sen bana güvenmiyor musun ya? Ya ne alaka? Çok alaka. İnsan sevdiğine, güvendiğine bir şeyler anlatır. Demek ki bu denklemde sen bana güvenmiyorsun. Ya tamam ya, tamam. Ben size geldiğim gün... Derya teyze ile Kenan Bey hakkındaki gerçeği öğrendiğim gün... Ayla Hanım'la annen kapıda kavga ediyorlardı. Ben de duymamam gereken bir şeyler duymuş olabilirim. Ne gibi şeyler duydun Zeyno? Reklama girecek sunucu gibi konuşuyorsun. Ne? Ne şey, ne? Oh. Geldik. Nereye getirdin? Geldik. Ne? At adımını at. Abi adımını düzgün atsana abi adımını. Ne oldu getirdim ya? Ya ne olacak Zeyno? Bir kız bir oğlan oldu. Oraya değil, bu tarafa sağa gel. Gel. Görüyor musun? Ne yapıyorsun Cevcim? Ot şuraya. İyi de sana ne oldu? Bilal abi ne yapıyorsun? Ne oldu bu, ne oldu? Siz bununla sarhoş oldu, ne olacak? Fader ablayla takışmışlar. Evet. Şimdi ağabey babamla gelirken atıştılar, bu halde işte. Midem kalktı. İçme dedim, o kadar. Allah. Ne kadar bitti. Oğlum bagajınıza götürsenize içeri. Yatırın Allah Allah. Sabahtan beri taşıyorum şuraya, 40 dakikada geldim ya. Bilal abi kalk. Bilal abi kalk. Ay. Ne yapıyorsun Çağrı? Ne yapsan? Vücut mu çalışıyorsun sen? Kader ablaya söyle şimdi, kadına ayıp olur. Böyle görmesin bu halde. Tamam işte annem Derya teyzelerde ya. Ben yatıracağım şimdi. Ne yapıyorsunuz? Versene oğlum montumu, versene. Gel tamam Bilal abi, hadi. Oğlum sen gelme, git. Bana niye kızdı şimdi ya? Biraz o sıkıntılı, boş ver. Bana niye kızdı? Montum vardı. Olur öyle, o abidir, kızar da döver de. Sever, öyle huyu var. Önder, bunu da al. Ben yapayım sen mı? Sen hiçbir şey yapma şu anda. Sen de orada dur. Sen hiçbir şey yapma. Tamam. Peki. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu makine dolu değil. Hı-hı. Sen dolunca çalıştırırsın bunu. Tamam tamam, ben hallederim. Kader gitti. Kenan da uyukluyor. Çocuklar da odalarında. İyi. Başka saymadığın biri kaldı mı? Bir beni saymadık. Bir de buradayım. Gideyim ben yavaş yavaş. Gideyim, sen de biraz yat, dinlen. Gitme, gitme yani. Çay var daha. İçeriz yani o anlamda. Ha? Çay da varsa. Yanına bir de kurabiye koyar mıyız onun? Var, çıkarım. İyi. Dur hemen. Tabak alayım. Peki tamam. Götürüm. Ben alırım. Bir dakika dur. Yavaş. Uyanmasın. Yalnız. Kenan. Evet Kenan. Uyanmasın zaten. O uyanmasın. Ben buradaki atmosferin dağılmasını hiç istemiyorum. Alıyorum. Bak hala ses çıkarıyor. Yavaş. Yavaş.
Susuyorum. Bir tabak daha çıkartıp bir tane yedin. Tamam. Ses yapma. Zeyno, ne oldu Bilal? Yok bir şey. Ya içmiş sadece. Tamam canım, ben hallederim. Sağ ol. Tamam. Bilal. Bilal, de üstünü çıkartalım ha. Hadi canım. Bilal. Benden iyi kavga olmaz diye mi yapmayan çocuğu? Bilal. Niye güvenmek sen bana? Oynama benimle kadar. Bilal, hadi gülüm. Hadi gülüm, çıkart onu şuradan. Hadi ne olur. Çekil, git, istemiyorum. İstemiyorum, git. Yapma böyle be. Yapma böyle be güzel göz. Ne olur. Hadi be Bilal. Oynama benimle kadar. Oynama benimle. Gece ya. Kim bu? Kutumda yine dalmıştım. Bir sus. Olur ya. Takipçiler. Ay, bana takipçi geliyor. Ay. Yeah.
dakikada bir film gecesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bakın arkadaşlarım, dostlarım. Evet. Yaşadığım yeri sevmek için... Sen sabah niye ayaktasın ya? Kıssana şunun sesini ya. Ya sen sabah niye uyandın ki ya? Bugün maç vardı mı? Evet ya, maç vardı. Ben hiç gitmek istemiyorum. Sen kimle konuşuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bana cevap da vermiyorsun ya. Al. Al kendin bak. Fenomen olmuş Azal Hanım. Maşallah ya. Bir dakika sürmüyor. Oha, takipçiye bak. Ne takipçi? Görmüyor musun hepsi? Takipçi diyor bir de ya. Kıskanıyorsun bu kızı galiba. Ne diyorsun Çağrı? Boş yapma ya. Sen seviyor musun bu kızı ya? Ciddi soruyorum. Seviyorum. Evet. Çok dramatik bir cevap oldu. Ama baksana Hazal Hanım parayı daha çok seviyor belli ki. Yani bu yeni bir şey değil. Bence kıza bir şans varsan yani ne bileyim belki Hazal hem seni hem parayı sevebilir yani. Nasıl yani? Yani bilmiyorum Ege, eğer böyle dramatik, fakir ama gururlu bir kız arıyorsan Türk televizyonlarında o anca. Ama Hazal bu işin şeyi değil. Bak ya, bak yorumlara like atıyor bir de. Oldu, bir de kalp at Hazal Hanım. Lan! Oğlum cevap ver, patlamadım ben. Gerizek patlamadın. Lan dur oğlum, kalp atmış kıza, dur. Kardeşim sen böyle gidersen eğer daha çok kaybedersin. Otur burada, tamam mı? Otur gibi bekle Ege. Gibi bekle. Ne diyorsun? Çağrı germe beni. Git harekete geç. Harekete geç. Elini acayip tut. Ben tuvalet. Gerizekalı. Ben tuvalete gidiyorum. Allah ben... korkmasın. Allah'ım ya. Kalp atıyor bir de. Suat kimsin ya sen? Küçük Hazal siz misiniz? Küçük Hazal. Hazal küçük olmasın o. Aa, pardon. Bunlar size hanımefendi. Bana mı? Ben bir şey söylemedim ki, bir yanlışlık olmasın. Tozluyaka Mahallesi, Hazal Küçük. Adres burası. Hep size ait. Bir imza alabilir miyim? Olur. Şöyle vereyim. İyi günler. Ay sağ olun. Ay. İnanmıyorum. On iki bin TL mi? Ay tanıtırım, tabii ki tanıtırım. Tanıtmam mı? Ya tanıtırım, seve tanıtırım tabii ki. Ay çok güzeller. Ay tanıtırım. Ay yemin ediyorum alın terimle. Çocuklar, hadi. Maça çıkmadan 2 saat önce yemiş olmanız gerekiyor. Sporcu adam bu kadar geç kalkar mı? Bak Atatürk bile söylüyor. Ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklı olanını severim diyor. Hadi. İşte karşınızda zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu anne. Oo, çok etkilendim. Sen bayağı sporcu annesi olmuşsun. Ben de dersimi çalışıyorum herhalde. Berk nerede? Berk! Hadi oğlum. Günaydınlar. Günaydın. Derya, gönlü yetiledin mi? Ben duşa girdim ya, lütfen ütüsü bitsin çıktığımda. Ben senin gömleğini niye ütülüyorum acaba? Sizden epey yüz bulmuş anlaşılan. Eğer bir önlem almazsanız bu seviyeyi bir seviye artırarak gider, devam eder. Hani benden söylemesi, hani benden çıksın da. Susak. Soğudu. Dondum. Derya. Dondum ya. Bence damsınız.
Ben niye senin gömleğini ütülüyorum? Niye getir götürünü yapıyorum? Hizmetçin değilim ben senin. Burası senin evin değil. Buz, buz. Derya. Ya sabır. Oğlum kalk git şu kombiye bak. Suyu mu bitti? Ne olduysa bir bak da kontrol et. Sussun. Bas bas bağırıyor içeriden. Tamam, halledeceğim ben şimdi. Doyuyorum Derya. Bir şey yap. Geliyorum Kenan Bey, halledeceğim. Bir dakika. Derya. Dondum ya. Yok vallahi yani benim sabrım falan kalmadı hiç. Çatlayacağım yani sinirden. Hadi sen de başla oğlum, hadi. Çok iyiydi. Hmm. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Yalnız bu çocuk da olacak bak Derya. Berk, Berk nasıl gördü Ali'yi? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Aa ya. Ah. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Ay ne yapıyorsun? Evliliğimizi kurtarıyorum. Çeker misin şu elini lütfen? Allah Allah, saçmalama şu anda. Sen de çok rahat davranıyorsun yani. Ya belki içeride tribünden birileri belki de bizi izliyor. Ya biri görüp de şikayet ederse? Ay kim şikayet edecek bizi burada ya? Nesrin olabilir mi? Ne olabilir mi? Şikayet eden. Yani Önder demişti ki şikayet edenin bu konuda bir çıkarının olması gerekiyor demişti. Bu durumda çıkar olan iki kişi var. Biri sensin, biri de Nesrin. Ben değilim. Nesrin olabilir. Nesrin olabilir. Bence de Nesrin olabilir. Çünkü Önder'e aşık. Yani evliliğini kurtarmaya çalışıyor. Yani şu adamla ne buluyorsunuz? Hakikaten inanamıyorum. Kıtı piyazonteki yani. Tipe bak. Çok tatlı bir kere. Ne yapıyorsun? Evliliğinizi kurtarıyorum. Bilal. Heh. Biraz oturup konuşsak. Benim diyecek bir şeyim yok Kadir. İkimiz adına her şeyi söyledin sen zaten. Bilal. Kadir, vazgeçtim demeyeceksen benden başka laf çıkmaz. Benden de başka bir şey bekleme. Ya niye ağlıyorsun sen şimdi ya? Ne yaptım ben sana? Ne istiyorsun sen benden daha? Ben anlamıyorum ki. Tutup kolundan ben mi götüreyim seni oraya? Kusura bakma kadar, bende de o kadar yok yani. Ya bak gözünü seveyim, yapma şöyle şeyler. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Bak gizliyorsan şimdi söyle. Ben sana sordum değil mi? Kusurum mu var dedim, yok dedim. Bana güvenmiyor mu dedim, yok dedim. Kızım manyak gibi seviyorum ben seni. Daha ne istiyorsun sen benden? Daha ne yapayım ki? Mevzu benlik değilse o zaman mevzu ne ya? Niye bu haldeyiz biz? Bir şey söyleyeceksin şimdi sen bana. Söyle. Bir şey söyleyeceksin Kader. Bak çekip gidecek şimdi. Allah keyfim bilir. (Gülüyor)
Topa bak, topa. Sana ne ya? Konsantre ol, konsantre ol. Konsantre. Güzel. Nerede kaldın kız? Ya anneannemin tansiyonu yükseldi, onu öyle bırakamadım. Ne oldu, maç nasıl gidiyor? Geçmiş olsun. Ali bu golü atarsa süper olacak. Ay öpeceğim ben şimdi seni soyunma odasında. Sen kal, ben gidip bununla bir konuşacağım. Nereye gidiyorsun ya? Konuşmam lazım. Ya sen nereye gidiyorsun? Dur ya, ya sana ne? Ay Allah'ım ya. Nereye? Tuvalete. Tuvalete gidiyorum. Tamam. Zeyno'cum. Zeyno'cum. Sen beni tam anlamadın galiba. Hala Çağrı'ya bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Ne oluyor be sana? Niye bu peşinden gidiyor kız? Çocuklar çekilin bakayım. Bak sizi göze getirmek için söylemiyorum. Gayet güzel bir ilk yeri. Güzel bak Ege, aferin sana. Görüyorsun. Arkadaşlarını görerek, alanı görerek oynayın. Ali'yi de oynatıyorsunuz, aferin. Ali senin kafan nerede oğlum? Keşke topa versen kendine biraz, ha? Tamam hocam. Aman abi, bak... Ali! Ya oğlum bu ne biçim oynamak ya? Penaltı fırsatı gelmiş, sen nereye bakıyorsun acaba? Kenan, senin ne işin var burada? Hadi. Oğlumla konuşuyorum, bir dakika. Dikkatini topla. Dikkatinin topta olması gerekirken bakıyorsun tribün. Ne var acaba o tribünde? Çık dışarı. Mavi gelmemişti, ben ona baktım. Mavi'ye mi baktın? Allah'tan mavi geldi de skor eşitlendi. Kardeşim diye deniyorum. Çok hisli, çok hassas çocuk. Özür dilerim Kenan Bey. Kenan gel biz çıkalım. Hadi. Bir dakika dur. Bir şey söylüyorum. Sen bu seçmeyi al. Sana söz, aha da buraya yazıyorum. O maviye burs verip senin yanına okumaya göndereceğim. Hadi Kenan, hadi. Biraz. Berk, Kenan. Sen de kardeşine yardım et. Sizler de Ali'yi öne çıkarmak için önleyin, tamam mı? Hadi Kenan, hadi, hadi Kenan, hadi. Beyler, aynen dediğim gibi, böyle devam, hadi. Oğlum çok iyi motive söyle. Var isin? Oğlum, Kenan Yağızoğlu Bey'i duydunuz. Babanı, özellikle babanı duydun. Pasta oynuyoruz. Hani birlikte, hep birlikte Ali'ye. Tamam, sevdiceğiyle kavuşuyor aslanım benim, kral koncu. Ne yapalım? Hadi gel. Tamam dur. Gel bir şey olmaz. Bacan sakat biliyorum, hadi bir şey olmaz aslanım benim. Hadi bir. İki. Ya. Hadi. Kabus gibi ya. Çöktü üstüme. Evet. Bakalım bu sefer nereye kaçacaksın Zeyno? Aa, hakikaten alınıyorum artık ama. Nesrin Hanım, çekilir misiniz yoksa imdat diye bağıracağım. Ay sen benden ciddi ciddi korkuyor musun yani? Ay benim sana burada bir şey yapacağım falan mı düşünüyorsun sen? Nesrin Hanım, ben gitmek istiyorum, müsaade ederseniz eğer. Hadi, tabii ki gidebilirsin. Ama ben seninle bir şeyler konuşmak istiyorum. Zeyno'cum bak, biz çok yanlış bir başlangıç yaptık. Ama izin verirsen ben sana, eğer beni dinlersen... Benim sizle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama benim var. Zeyno.
Biliyorum ben çok kötü bir şey yaptım. Yani anne olmadığın için beni anlamanı beklemiyorum. Ama Zeyno, benim çareyi yeniden kazanmak için başka çarem yoktu. Eğer şimdi sen kalkıp duyduklarını ona anlatırsan, o annesini kaybedecek. Ben de oğlumu. Telefon telafisi olmaz artık. Ben her gün Çağrı'nın gözünün içine baka baka yalan söyleyemem. Ya yalan değil ki bu. Sevdiğin insanın mutlu olmasına izin vermek, onun evdeki huzurunu bozmamak, onun hayatını alt üst etmemek. Bazen sevdiğimiz insanlar için böyle ufak tefek bedeller ödüyoruz. Susmak da bundan bir tanesi. Öyle mi? Bazen de şey yaparız değil mi? Oğlumuz bizi affetsin, yanımıza gelsin diye Kenan Bey'le işbirliği yapıp kendimizi bıçaklatırız. Ya. Zeyno? Hasan, ben söyleyeyim. Uygundur, uygundur ama bebek için bir sıkıntı olmasın duyunca şimdi. Bir yere bir falan mı tutsa otursam acaba? Abla tamam, sakin ol sen, tamam mı? Kapının kenarına tutup sakin ol. Derin. Sen söyle. Derin bir nefes al. Ne diyorsunuz ya? Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Zaten benim derdim başımdan açmış. Kapatıyorum ben. Abla dur, Bilal'e şey oldu. Ne? Bilal abiye. Ne? Söyle. Ulan sen önce şeyine bir koru bak. Metanetini koru. Sen metanetini bir koru. Ulan metanetini tamam, bir koru. Dur. Bilal abi. Bilal abi birazdan köpürecek, şirazesini kaydıracak. Abla sen. Vallahi hiç olmaz. Abla. Bir abla bak. Kapıyı çözün. Kapıyı çözün. Ya. Yani şaka yapmıyorsun değil mi? Belki de sen daha iyi motive ol, daha iyi oyna diye söylemiştir. O kadar insan içerisinde yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Abi. Hı. Hayatlarımız değişebilir. Sen sevinmedin mi yoksa? Yok. Yok, sevindim. Tabii ki sevindim. De sadece şaşırdım. Tabii bunu planlamıyordum. İnan bana, her şey çok güzel olacak. Tamam. Hı hı. Hazır mısın? Sen neye bakıyorsun ya, iyi misin? Değilim ama olacağım. Şöyle ufak bir taktik değişikliğine gidiyoruz benim için. Ali'ye pas vermiyoruz. Bana uyar. İyi de az önce Kenan amca bize konuşmadı. Siz benim dediğimi yapın. Şöyle düşünebilirsin. Yeni bulduğum kardeşimi daha kaybetmeye hazır değilim. Yani aile saadetimiz için oynuyoruz. Evet. Ben yok. Ya önüme gelene pas veririm. Siz kendi kendinize takılın. Gel, gel, gel. Gel, nereye gidiyorsun? Gel. Gel, bir yalız olun çekiyoruz. Gel, hadi bak. Ooo! Bir, iki, üç, dört, üç, oldu! Nasıl gidiyor maç? Süper. Bilmem, ben de sana aynı soruyu soracaktım. Bir sorun mu var? Yani tribünde kıza garip garip hareketler yapıp onu buraya kadar sıkıştırdığına göre herhalde bir sorun var. Söylemek ister misin bana? Ne gördüğünü bilmiyorum ama yanlış yorumladın kesin. Yani biz Çağrı ile ilgili konuşuyoruz. Hani ortak noktamız olduğu için hani bundan da daha doğal bir şey olamaz herhalde, değil mi? Çocuk yok senin karşında. Neyse, mesela söyle. Kandıramazsın beni, tamam mı?
Aa, ben bu seviyesizlikle daha fazla konuşamayacağım ama. Belli ki aynı dili konuşmuyoruz. Hadi Zeyno'cum, çağır, merak etmiştir bizi. Zeyno hiçbir yere gitmiyor. Sen de gitmiyorsun. Saçmalıyorsun. Yok, saçmalamıyorum. Meseleyi öğreneceğim. Madem sen söylemiyorsun, Zeyno bana söyler. Çağrı'yı ne kadar sevdiğini ve onu üzmemek için elinden geleni yapacağını söylüyordu. Sana mı sordum? Ben sana mı sordum? Sen söylemiyorsun, Zeyno söyleyecek. Anlat Zeyno. Bana bak tatlım. Hah, korkacak hiçbir şey yok. Bakma oraya. Ben senin yanındayım. Hiçbir şey yapamaz sana. Ay daha neler. Ben buradayım. Korkma, hiçbir şey yapamaz. Hele bir yapsın. Ne oldu Zeyno, söyle. Ben buradayım. Ne oldu? Beni tehdit ediyordu. Hayır. Yok, vallahi da tehdit ediyordu. Çağrı'yı kandırmışlar, her şey bir oyunmuş. Kenan Bey'le işbirliği yapmışlar, kendini bıçaklatmış. Ben de bunu duyduğum için Çağrı'ya söylemeyeyim diye beni tehdit ediyordu. Ve... Bu yaptığın söz, kaldır sen tezgah. Ne suçu ya? Ne yapmışım ben ya? Namusumla, şerefimle ekmek paramı kazanıyorum ben. Kimseye zorla bir şey yapmıyorum ki. Zorla aldırmıyorum. Ne zararı olur ya şunun şurada durması? Hadi yavaş yavaş toparla, hadi. Ya toparlamayacağım baba, anlamıyorum. Sen tamam, sen git hadi ya, tamam. Bilal. Osman abi, senlik bir şey yok. Sen git geç kenara. Satış yapıyorsun, matın mallara el koyuyoruz. Ya nasıl mal lan? Vallahi... Ya çekil. Baba çekil lan. Çekil, mal benim değil mi lan? Yakarım lan geri. Çekil. Lan ne yapıyorsun? Lan delirdin baba, ters temiz delirdin. Dur Bilal, dur Bilal. Bilal yapma, yapma. Hayat almış zaten seni. Ters temiz delirdin baba, hayır mı? Zaten hayat almış alacağını benden. Bir tek bunlarım kaldı, ha bunları da yakıyorum. Al, topla lan şimdi. Yandım temiz. Ulan zaten bir canım kalmış. Onu da istiyor mu? Vereyim mi onu da? İstiyor mu canımı da? Vereyim mi onu da? Hadi şimdi hepsini topla. Hepsini topla at şimdi. Kırık mı? Kırık var mı? Yok, kırık yok da. Ciddiymiş o. Bu biraz soğutucu, biraz canını yanacak ama ağrını alacak. Tamam, tamam. Anladım. Hocam. Ne oldu öyle birden? Yani, ya ben de anlamadım ki abi. İkinci yarı paslaşarak oynayacağız dedik. Hiçbirinden hiçbir şey yok. Bu neydi şimdi? Ali'yi sakatlamak nereden çıktı oğlum? Çağrı haklı oğlum. Yani topu vermeyeceğiz dedin, sen sakatladın herif. Allah Allah, tamam. Bilerek yapmadım ben de. Futbol. Aynı anda topa girdik. Oluyor böyle şeyler. Sana hiçbir şey demiyorum ya. Ya umarım... Ya umalım da çocuk iyi olsun. Olur. Makul bir istek. Hocam ben iyiyim. Oynarım. Ben de oynamasını istiyorum. Oynar, oynar. Oynar, oynar. Oynar, oynar. Yok oğlum, ben böyle bir şeye müsaade edemem. Hayır. Hocam, oynarım ben. Oynar, oynar hocam, oynar. Bak, eğer bu sağa çıkarsan... ...bu oynadığın son maç olabilir, ben sana söyleyeyim. Biliyorum hocam. Yine de oynamak istiyorum. Ben kararımı söyledim. Ben de hocam. Hadi, 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 hadi. Gösterin. Azamız mübarek olsun, hadi. Gördüm şimdi. Hah. Gel.
Ayla kusura bakma, seni yordum ama benim bu bilgiye ihtiyacım vardı. Aşk olsun, olur mu öyle şey? Ama her şey tahmin ettiğin gibi Önder. Yani bu anlaşmalık evlilik olayını ihbar eden Kenan'mış. Tabii ki Kenan. Ben malımı tanıyorum. Ben malımı tanıyorum. Maalesef. Ama bak, ne olursun bu bilgiyi benden öğrendiğini falan hiç kimseye söyleme. Özellikle de Kenan'a. Gerçekten onunla uğraşacak halim yok benim. Merak etme, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Bitmedi mi? Bitmedi. Ya beni onun gerçekten çok kötü şeyler yapacak kadar korkunç bir insan olduğunu düşünüyorum artık. Ya bu söylediklerim seni üzecek Önder. Biliyorum ve bunun için gerçekten çok üzülüyorum ama... Ayla, bana açık olur musun? Konu Nesrin. Bak, gerçekten Nesrin o kadar kötü bir insan değil. Yani en azından öyle olduğuna inanmak istiyorum. Ya bu konuda eminim Kenan'ın yaptığı oyuna geldi. Valla bak... Ayla, lütfen bana söyler misin ne oluyor? Hani bıçaklanıp hastaneye yatma mevzusu var ya. Hı. O aslında bizim düşündüğümüz gibi değilmiş Önder. Bak, işin aslı şöyle. Vallahi kardeş, sana helal olsun he. Sana helal olsun. Adamların bütün maç gözü senin üstündeydi. Vallahi bak. Eyvallah. 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 Elinize sağlık. Tebrikler. Sen de. Vallahi sağ olasın Çağrı. Onlara uymadım. Borçlandım sana. Ne yaptım ya? Sen de gel. Hesabını soracağım. Tamam mı? Eyvallah kardeşim. Borçlu kalmayız. Verdim ne lan Ali! Ya şuna bir. Verdim ne? Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Ne oldu? Top oynuyoruz. Ne? Sakatlanma. Bunlar var oyunun içinde. Sana yok mu dediler? Bunun garantisi mi verdiler? Çünkü bana vermediler. Eğer verdilerse söyle bak, ben de bileyim. Ne aptal bunu yap. Tamam. Ne aptal bunu yap. Ya senle uğraşalım mı? Hadi gel gel. Tamam gel. Ya gel ya. Gerek yok. Ulan! Gerek yok. Bak benim önüme gelme. Benim önüme çıkma. Yemin ediyorum seni yerin dibine gömerim. Ya Ali. Ali vallahi gel. Hiç gerek yok. Sana bu lafları yediririm. Ali Öztürk. Yedir. Ali tamam, sakin. Bıraksana Ege! Sakin! Bırak! Ya ben... Yedirirsin, gel yedir! Gel yedir yüreğim! Benim adım Ali! Ali Öztürk, soyadımda da koru diyor. Ya tamam. Yaz oluyormuş. Ya, ya bir bırak iç. Ya! Ya ayağım mı? Uydur içim. Ya ayamamazsın ya. Özür. Ya ayağım sen ya. Sen yolun olmadan bir hiçsin. Ya ben nasıl çekeceğim? Tamam mı? Neden yaptın bunu? Ay vay vay, beni mi bekliyordun? Ali yurt dışına gitmesin, başarılı olmasın diye. Değil mi? Kıskanıyorsun onu değil mi ya? Senin gibiler yoluna tuzak kurduğu halde yılmadığı için ondan nefret ediyorsun değil mi? Bir şey söylesene ya! Bir şey söylesene bana! Konuşamıyorsun, bir şey söyleyemiyorsun çünkü haklıyım. Haklı olman... Bendeki yerini değiştirmiyor. Kenan! Bekle. Gel buraya, gel, gel, gel. İşim var ya, Derya çağırdı. İşlerim var. Şimdi hiçbir işin yok senin. Ne oluyor? Yaptıklarını öğrendim Kenan. O sizin anlaşmalı evliliğinizi tahmin ettiğim gibi sen ihbar etmişsin. Yalnız şeyde şaşırdım, Nesrin'de. Bıçaklanma olayı falan. Siz ortakmışsınız. Artık elimdesin. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne sendeki yerim falan? Ne diyorsun sen? Senin derdin ne Berk? Derdin ne senin Berk? Sensin. Kenan, seni bitirdim. Bitirdim.
Bu yaptıklarını öğrenince ne olacak? Derya senden. Sadece biraz daha fazla nefret edecek. Peki bütün o yaptıklarını Ali öğrendiğinde ne yapacak? Ne düşünecek zannediyorsun? Annesinin çok sevdiği adamdan ayırmak için o yaptığın katakullileri öğrendiğinde Ali ne düşünecek? Sadece onların iyiliği için. İlk önce şimdi Derya'ya gideceğim. Bundan sonra da Ali'ye senin nasıl bir adam olduğunu bilmeye hakkı var. Sen bittin. Hiçbir yere gidemez. Bırak! Hiçbir yere gidemez. Gel. Bırak Kenan!